Northwind ve Northwind 2 adlı veri tabanlarını nasıl oluşturdum? Size onları anlatmak istiyorum. SSMS yazdım. SQL Server Management Studio'yu başlattım. Server name nokta. Authentication SQL Server Authentication. Visual Studio kurulurken, SQL Server kurulurken, eğer ki Mixed Mode seçtiyseniz hem SQL Server Authentication'la hem Windows Authentication'la bağlantı sağlayabilirsiniz. Windows Authentication, SQL Server'ı kuran kullanıcıyı admin olarak algılar ve bundan sonra da bu admin sayesinde diğer kullanıcıları da SQL Server'a otomatik olarak şifre vermeden ekleyebilirsiniz. Ama bu işlem için sağlam bir Windows Server yapınız olması lazım. SQL Server Authentication'da ise her kullanıcıya bir şifre veriliyor. Login SE yani Server Administrator parolam 123 Remember Password dedim, Connect dedim. Database'den Northwind'i seçip sileceğim. Çünkü ben bunu size örnek olarak önceden hazırlamıştım. Northwind 2'yi de silelim. Aslında şöyle bir örnek göstereyim. Yani veri tabanı kullanımda olabilir. Böylece veri tabanını silemezsiniz kullanımdayken. Böyle bir işlemle ne zaman karşılaşırsınız? Programınızı kurmuşsunuzdur. Kullanıcılar veri tabanına farklı bilgisayarlardan bağlanmıştır. Siz verilerinizi silemiyorsunuzdur. Böyle bir durumla karşılaşmanızı sağlayayım önce. Şimdi Northwind 2 veri tabanını silmeye çalışacağım. Tabii ki silemeyeceğim, hata alacağım. Çünkü bir kullanıcı SQL Server veri tabanını kullanıyor. İlle SQL Server'a bağlanıp design modunda açması gerekmiyor. Yani herhangi bir şekilde AddOnNet bağlantısı sağlamış olması da SQL Server'ın açık olarak beklemesi için yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi silemedik. Biz de böyle bir durumda bu kullanıcının hangi kullanıcı olduğunu bulmamız gerekiyor. Velev ki çok acil bir durum var. Veri tabanındaki işlemi acilen halletmemiz gerekiyor. İlle silmek adına değil, başka işlemler de yapmamız gerekiyor olabilir. Böyle bir durumda hizmetlerden SQL Server'ı durdurup işlemimizi yapabiliriz. Hizmetler yazdım. SQL yazacağım. MS SQL Server kısmı. SQL Server, MS SQL Server. Durdur dedim. SQL Server'ı durdurdum. Tabii ki durdurduğum için açamayacağım da. SQL Server'ı şu anda ben de açamam. Ben durdurduğum zaman bütün bağlantıları koparmış oldum. Yeniden çalıştırıyorum. Connect dedim. Kendi bağlantımı sağladım. Database'den Northwind 2'yi seçip şimdi silebilirim. Sildim. Şimdi size sunduğumuz Visual Studio 2013 DVD'si içerisinde araçlarda SQL Server Sample klasörünü açınız. Bu klasörde InstVND SQL sorgusunu açıyoruz. Tıklıyoruz ve veri tabanının yeniden kurulmasını sağlıyoruz. Bu mesajı dikkate almayalım. Database üzerinde yenile dediğim zaman Northwind kuruldu. Şimdi Northwind 2'yi nasıl kuracağım? Yeniden aynı sorguyu açarım. Northwind yazan her yeri Northwind 2 olarak değiştiririm. Yani bu sorgu çok uzun bir sorgu. İçerisindeki Northwind veri tabanı içerisindeki tüm tabloları da tek tek oluşturuyor. Bakınız mesela tüm verileri tek tek buraya yazmış. Insert customers values şeklinde. Tüm verileri tek tek yazmış. Hatta resimleri de bu şekilde bir byte dizisi olarak oluşturmuşlar. Şimdi biz Northwind'i yazan her yerdeki veriyi Northwind 2'ye çevireceğiz. Ctrl H'ye basıyoruz. Ctrl V yerine değişecek veri olarak Northwind 2 yazdık.
OK'ye bastığımız zaman işlemimiz tamamlanmış olmaz. Bir çalıştırayım, görün. Çalışmayacak sorgu. Neden? Çünkü MDF ve LDF dosyaları değişmemiş oldu. Yani MDF dosyası NordVNDMDF MDF ve NordVNDLDF değişmedi. Bizim bu adları da değiştirmemiz lazımdı. Ben size göstereyim MDF ve LDF dosyalarının yerini. Program file zaten burada görüyorsunuz. Kopyalayın buradan. Yapıştırın. Enter'a bastığınız zaman göreceksiniz. Gördüğünüz gibi Northwind MDF ve LDF zaten oluşmuş. Ben burada Northwind 2 falan yazmam lazım. Yani farklı bir veri tabanı MDF dosyası ve LDF dosyası adı yazmam lazım. Manuel olarak elle değiştireceğim. Çalıştırdığımda yeni veri tabanım oluşmuş olacak. Database yenile dedim. Böylece Northwind ve Northwind 2 veri tabanını bu şekilde oluşturduğumu size tekrar göstermiş oldum. Northwind veri tabanındaki tablolardan kategorisi tablosunu select yaparak açmıştım. Northwind 2'de de aynı tabloyu edit modunda açtım. Yani düzenleme modunda. Seafood yerine şimdiki örneğimde de Süleyman yazayım. Yani bir update yapmış oluyorum. Tablodaki veriyi değiştirmek update oluyor. Süleyman Uzunköprü yazdım. Bir alt satıra indim. Veri şu anda Northwind 2'de Süleyman Uzunköprü olarak değişti. Northwind veri tabanında ise Seafood olarak duruyor. Visual Studio Tools bakalım bu işlemde nasıl bir tepki gösterecek. SQL Server, New Data Comparison, Northwind, Northwind 2. Bunları bir önceki videomuzda göstermiştim nasıl bağlantı sağlandığını. Next diyoruz. Veri tabanının büyüklüğüne göre bekletir. Fakat Northwind veri tabanı çok büyük bir veri tabanı değil. O yüzden ve veri tabanının içerisinde en az veri içeren kategorisi tablosundan sadece bir satırı değiştirdim. Böylece size kolay bir örnek sunmuş oluyorum. Konu fazla karışmamış oluyor. Finish dediğimde iki tablo karşılaştırıldı. Fark kaydı bir update. Seçiyoruz. Kaynakta bir şey yok. Hedefte değişikliğimiz var. Update target dediğimiz zaman da verilerimiz değişmiş olacak. Gördüğünüz üzere update Seafood Süleyman Description'da uzun köprü olarak değiştirildi. Update target dediğim zaman verim eski haline gelecek. Çalıştırıyorum. Execute Seafood olarak görünüyor. Diğer veri tabanında Süleyman olarak görünüyordu. Şimdi tekrar Seafood olarak görünüyor. Yani Visual Studio Tools'la bu işlemi halledebildim. Refresh yaptığımda böylece herhangi bir fark kalmadığını da göreceksiniz. Normal şartlar altında bir veri tabanında yüzlerce, binlerce tablo bulunabilir. Visual Studio Tools aracıyla bu tabloları birbiriyle hızlı bir şekilde karşılaştırabilirsiniz. Sadece içindeki veri olarak değil, verilerin tipleri olarak da karşılaştırabilirsiniz. Birçok farklı karşılaştırma metodu var. Bunları deneme yanılma metoduyla kendiniz bulabilirsiniz.